Ukrayna-Lviv'deki üçlü zirve sonrası Odessa Limanı'nı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'a gelerek tahıl koridorundaki incelemelere katıldı. Genel Sekreter, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres şu anda yanındaki heyetle birlikte Zeytinburnu'nda limana geldi ve botla birlikte tahıl gemisini incelemek üzere yola çıkacaklar. Guterres de beraberindeki heyet, denetim sonrası Milli Savunma Üniversitesi'nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ortak basın açıklaması yaptı. Türkiye'ye öncü rolü için teşekkür etti. 650 bin tondan fazla tahıl artık dünyanın her bir yerine doğru yola çıkmış durumda. Daha yeni Marmara Denizi'nin oradaydım. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler takımları bu gemilerin Karadeniz'den Ukrayna limanlarına giriş ve çıkışları sırasında eşlik ettiler. Bu son derece dikkati çeken ve ilham verici bir operasyondur. Ukrayna ve Rusya'dan gıda ve gübreyi çıkartmak çok önemli. Özellikle de tüketiciler için, daha düşük fiyatlar için bu çok gerekli. Şu anda çok uzun bir sürecin henüz başındayız. Ama bu kritik anlaşmanın ne anlama geldiğini ortaya koymuş olduk. Bu erken aşamada dahi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'sa sevkiyatın giderek artacağını söyledi. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656.349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz.